Hıdrellez, Orta Asya, Orta Doğu ve Anadolu'da kutlanan mevsimlik bayramlardan biridir. Ruz-ı Hızır, Hızır Günü olarak adlandırılan Hıdrellez Günü, dünyada darda kalanların yardımcısı olduğu düşünülen Hızır ile denizlerin hakim olduğuna inanılan İlyas'ın yeryüzünde buluştukları gün olarak düşünülür ve kutlanır. Hıdrellez'in UNESCO'nun insanlığın somut olmayan kültür mirası listesine alınması amacıyla 2010 yılında çalışmalar başlatılmıştır. Peki Hıdrellez ne zaman kutlanır? Bir gelenek haline gelen bugün nasıl kutlanır? Gregorian takvimi, miladi takvimine göre 6 Mayıs, eskiden kullanılan Rumi takvim olarak da bilinen Julian takvimine göre 23 Nisan Hıdrellez günüdür. 6 Mayıs'tan başlayıp 4 Kasım'a kadar olan süre Hızır günleri adıyla yaz mevsimini, 8 Kasım'dan 5 Mayıs'a kadar olan süre ise Kasım günleri adıyla kış mevsimini oluşturmaktadır. Bu yüzden 5 Mayıs günü gecesi kış mevsiminin bitip sıcak yaz günlerinin başladığı anlamına gelmektedir. Türkiye'de Hıdrellez Bayramı 5 Mayıs'ı 6 Mayıs'a bağlayan gece kutlanır. Bugün Hristiyanlarca da baharın ve doğanın uyanmasının ilk günü olarak kabul edilir. Bugünü Rum Ortodoks Patrikhanesi, Rum Ortodokslar Aya Yorgi, Katolikler Aziz George günü olarak kutlamaktadırlar. Hızır ve Hıdrellez'in kökeni hakkında çeşitli fikirler ortaya atılmıştır. Bunlardan bazıları Hıdrellez'in Orta Asya, Orta Doğu ile Anadolu kültürlerine ait olduğu, bazıları ise İslamiyet öncesi Orta Asya Türk kültür ve inançlarına ait olduğu yolundadır. Hıdrellez bayramını ve Hızır düşünüşünü tek bir kültüre mal etmek olanaksızdır. İlk çağlardan itibaren Mezopotamya, Anadolu, İran, Osmanlı itibariyle Balkanlar ve hatta bütün Doğu Akdeniz ülkelerinde bahar ya da yazın gelişiyle belli başlı sevinç kutlamaları yapılmaktadır. Kimi yazılı eserler bu tipteki en eski ritüellerin milattan evvel Mezopotamya'daki Ur şehrinde yapıldığını göstermektedir. Kışın bitişiyle Tammuz ismi altında kullanılan bu ritüeller, Mezopotamya ovasını sulayan Fırat ve Dicle nehirlerinin uyaran gücünü temsil etmektedir. Hıdrellez, Anadolu'nun çeşitli yörelerine göre değişiklik gösterir. Halk huzura kavuşmak ve türlü dileklerde bulunmak için kışın sona erdiği, tabiatın uyandığı Hıdrellez'de çeşitli gelenekler gerçekleştirilir. Anadolu'da halk tercihen beyaz elbiseler giyerek gün doğmadan önce yeşil ve bol sulu kırlara gidilip eğlenilir. Kutlamalar yeşillik, ağaçlık alanlarda, su kenarlarında, bir türbe ya da yatırın yanında yapılmaktadır. Bu gibi yerlere bu nedenle hıdırlık denildiği de olur. Hızır'ın gezdiği kabul edilen yeşil yerlerde dolaşıp çiçek toplanır, oyunlar oynanır, baharın ilk kuzusu kesilerek yenilir. Toplanan çiçekler kaynatılıp içilirse hastalıklara iyi geleceğine, bu su ile 40 gün yıkanan kişinin gençleşip güzelleşeceğine inanılır. Hızır hakkı için kuzu kesmek, Hızır geleneğinin yayıldığı her yerde görülen genel bir adettir. Diyarbakır'da ciyaret adıyla ayrı bir tören yapılır. Baharın bu taze kuzusunu yemekle bedenlerin sağlık ve canlılık kazanacağı inanışı vardır. Hızır'ın eli değen şeylerin dolup taştığı rivayeti nedeniyle Hızır günü arifesinde yiyecek kaplarının, ambarların ve para keselerinin ağzı açık bırakılır. Ev, bağ, bahçe isteyenler herhangi bir yere istediklerinin küçük bir modelini yaparak, altın ve benzeri ziynet eşyası isteyenler ağaç yapraklarını kollarına veya boyunlarına takarak isteklerine kavuşacaklarına inanır. Anadolu'nun bazı yerlerinde Hıdrellez günü yapılan duaların ve isteklerin kabul olması için sadaka verme, oruç tutma ve kurban kesme adeti vardır. Kurban ve adaklar Hızır hakkı için olmalıdır. Çünkü tüm bu hazırlıklar Hızır'a rastlamaya yöneliktir. Bazı yerlerde hastalıklar, ağrılar için şifa olduğuna inanılan Hızır sopası geleneği vardır.
Bu sopa ağrısız olan yerlere vurulursa ağrıların geçeceğine inanılır. Hıdrellez'de baht açma törenleri oldukça yaygın olarak uygulanır. Talih ve kısmet açtırmak isteyen genç kız ve kadınlardan yüzük, küpe gibi eşyalarını çömleğe atmaları istenir ve çömleğin üzerine su eklenerek ağzı kapatılır. Kapalı çömlek bir gece boyunca bir gül ağacının dibinde bekletilir. Ertesi günü bir araya toplanan kadınlar çömleği ortaya koyarak maniler eşliğinde eşyaları çıkarmaya başlarlar. Bu törene İstanbul ve çevresinde baht açma, Denizli ve çevresinde bahtiyar, Yörük ve Türkmenler'de mantıfar, Balıkesir ve çevresinde dağara yüzük atma, Edirne ve çevresinde niyet çıkarma, Erzurum'da mani çekme adı verilir. Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Yörük köylerinde bir yıllık yoğurt mayası, Hıdrellez ve bugünü takip eden iki gün süresince sabah ezanı ile tan ağarması arasındaki sürede doğadaki bitkilerin üzerinden toplanan çiğ tanelerinden sağlanır. Gül ağacında dilek tutma nasıl yapılır? Gül ağacı seremonisi ve dileklerin asılması Hıdrellez akşamında olur. Hıdrellez'de dileklerin kabul olması için gül ağacının dibine şekiller çizilir, notlar bırakılır. Hıdrellez sabahı da ilk iş gül ağacının dibine gidilir ve o notlar alınıp suya bırakılır.